Yazan Sabahattin Ali. Eser adı Kürk Mantolu Madonna. Seslendiren Elif Demircan. Her gün daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor, rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum Kürk Mantolu Madonna'yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum. Sergi bekçilerinin ve birçoğu her gün orada bulunan ressamların artık beni bellemiş bulunduklarını fark etmiştim. İçeri girer girmez yüzlerinde bir tebessüm dolaşıyor ve gözleri bu acayip resim meraklısını uzun müddet takip ediyordu. Son günlerde diğer tabloların önünde oynamaya çalıştığım rolü de bırakmıştım. Doğrudan doğruya Kürk Mantolu kadının önüne gidiyor, oradaki sıralardan birine oturarak gözlerimi bir karşıma, bir de bakmaktan yoruldukları zaman önüme çeviriyordum. Bu halimin sergide bulunanların merakını uyandıracağı muhakkaktı. Nitekim bir gün korktuğum başıma geldi. Salonda birkaç kere rast geldiğim ve uzun saçlı, siyah elbiseli, kocaman boyun bağlı ressamlarla konuştuğundan kendisinin de ressam olduğunu anladığım genç bir kadın yanıma sokularak ''Bu resmi pek mi merak ettiniz?'' dedi. ''Her gün onu seyrediyorsunuz.'' Gözlerimi süratle kaldırdım ve hemen indirdim. Karşımdakinin fazla lavvali ve biraz alaycı gülüşü bana fena tesir etmişti. Bir adım önümde duran uzun burunlu iskarpinleri cevap bekler gibi yüzüme bakıyorlardı. Kısa eteğinin altından fırlayan, hakikaten biçimli olduğunu inkar edemeyeceğim bacakları arada bir hafifçe geriliyorlar. Ve çorabın altında yuvarlak diz kapaklarına kadar yayılan tatlı bir dalga vücuda getiriyorlardı. Onun benden bir cevap almadan gitmek niyetinde olmadığını görünce ''Evet'' dedim. ''Güzel bir resim.'' Sonra neden bilmem bir yalan söylemek, bir nevi izahat vermek lüzumunu hissederek mırıldandım. ''Anneme pek benziyor da.'' ''Ha demek onun için böyle gelip saatlerce bakıyorsunuz.'' ''Evet.'' ''Anneniz öldü mü?'' ''Hayır.'' Sözüme devam etmemi istiyormuş gibi bekledi. Ben başım hep önümde, ilave ettim. Çok uzakta bulunuyor. Ya nerede? Türkiye'de. Türk müsünüz? Evet. Ecnebi olduğunuzu anlamıştım. Hafif bir kahkaha attı. Gayet serbest bir tavırla yanıma oturdu. Bacaklarını birbirinin üstüne atınca eteği diz kapaklarının gerisine kadar açıldı. Ve ben yüzüme her zamanki gibi ateş bastığını fark ettim. Bu halim yanımdakini daha çok eğlendirmişe benziyordu. Tekrar sordu. ''Sizde annenizin resmi yok mu?'' Kadının bu lüzumsuz merakı canımı sıkıyordu. Sırf alay için bunu yaptığını fark ediyordum. Diğer ressamlar uzaktan bize bakıyorlar ve muhakkak ki sırıtıyorlardı. ''Var ama bu başka'' dedim. Kadının sesi biraz ciddileşti. ''Ya demek bu başka'' ve derhal küçük bir kahkaha attı. Kalkıp kaçmak için bir hareket yaptım. Kadın bunu fark ederek... ''Rahatsız olmayın, ben gidiyorum. Sizi annenizle baş başa bırakayım.'' dedi. Kalktı. Birkaç adım yürüdü. Sonra birdenbire durarak tekrar yanıma sokuldu. Şimdiye kadar konuştuklarına hiç benzemeyen, ciddi, hatta biraz da hazin bir edayla ''Sahiden böyle bir anneniz olmasını ister miydiniz?'' dedi. ''Evet, hem nasıl isterdim.'' ''Ya!'' Arkasına dönerek süratli ve genç adımlarla uzaklaştı. Başımı kaldırıp baktım. Kesik saçları ensesinin üzerinde hopluyor ve ellerini ceketinin ceplerine soktuğu için dar tayyörü vücudunu sımsıkı sarıyordu. Son söylediğim cümleyle yalanımı nasıl ele vermiş olduğumu düşününce büyük bir şaşkınlığa uğradım. Hemen yerimden kalktım ve gözlerimi etrafıma çevirmeye cesaret edemeyerek sokağa fırladım. İçimde bir yolculukta tanışıp alıştığım fakat pek çabuk ayrılmaya mecbur olduğum bir insana veda eder gibi bir his vardı. Artık bu sergiye ayak basamayacağımı biliyordum. İnsanlar birbirlerinden hiçbir şey anlamayan insanlar beni buradan da kaçırıyorlardı. Pansiyona döner dönmez eski manasız günlerin başlayacağını, yemekte Almanya'nın kurtuluş planlarını veya enflasyon yüzünden servetini kaybetmiş orta halli insanların şikayetlerini dinleyeceğimi, odamda Türgenev'in veya Theodor Storm'un hikayelerine kapanacağımı düşündükçe
Bu son 2 hafta içinde hayatımın nasıl bir mana almaya başladığını ve bunu kaybetmenin ne olduğunu fark ettim. Bir imkan mevcudiyetine ihtimal vermeye bile cesaret edemediğim bir imkan, boş ve manasız akıp giden ömrümün yanına kadar sokulmuş ve sonra birdenbire geldiği kadar ani ve sebepsiz çekilip gitmişti. Bunu ancak şimdi anlıyordum. Kendimi bildim bileli, bütün günlerimi, haberim olmadan ve nefsime itiraf etmeden bir insanı aramakla geçirmiş ve bu yüzden bütün diğer insanlardan kaçmıştım. O resim aradığım bu insanı bulmanın mümkün olduğuna, hatta ona pek yakın bulunduğuma bir müddet için olsun beni inandırmış, içimde bir daha uyutulması kabil olmayan bir ümit uyandırmıştı. Onun için bu sefer düştüğüm inkisar o nispette büyük oldu. Etrafımdan daha çok kaçtım, daha çok içime saklandım. Babama mektup yazarak artık dönmek istediğimi bildirmeyi düşünüyordum. Fakat Avrupa'da ne öğrendin dersene cevap verecektim. Birkaç ay daha kalmaya, bu müddet zarfında onu memnun edecek kadar mis sabunculuğu öğrenmeye niyet ettim. Aynı İsveç firmasına tekrar başvurdum ve biraz daha soğuk karşılanmama rağmen muntazaman fabrikaya devama başladım. Öğrendiğim formülleri ve usulleri itinayla bir deftere not ediyor, bu mesleğe dair yazılmış kitaplar tedarik ederek okumaya çalışıyordum. Pansiyondaki Hollandalı Dul Frautier Damanda benimle ahbaplığı ilerletmişti. Gece yatısı bir mektepte bulunan 10 yaşındaki oğlu için aldığı çocuk romanlarını bana verip okutuyor, fikrimi soruyordu. Bazı akşamlar yemekten sonra manasız bir bahaneyle odama geliyor, uzun müddet oturup gevezelik ediyordu. Ekseriya Alman kızlarıyla ne gibi maceralarım olduğunu öğrenmeye kalkar, ben hakikati söyleyince ''Seninki de çapkın seni'' manasına gelen çok bilmiş bir gülümsemeyle şehadet parmağını sallar ve gözlerini süzerdi. Bir gün öğleden sonra beraber dolaşmayı teklif etmiş, akşam üzeri eve dönerken ısrar ederek beni bir birahaneye sokmuştu. Farkında olmadan geç vakte kadar içmişiz. Buraya geldiğimden beri ara sıra bira içtiğim halde hiç o akşamki gibi olmamıştım. Bir aralık bütün salonun başımın üzerinde dönmeye başladığını ve kendimi kaybederek Frau Tiedemann'ın kucağına serildiğimi hatırlıyorum. Bir müddet sonra kendime gelince iyi kalpli dul kadının garsonlara ıslattırdığı bir mendille yüzümü sildiğini gördüm. Hemen eve dönelim dedim. Kadın hesabı kendisi vermekte ısrar etti. Dışarı çıktığımız zaman onun benden daha az sallanmadığını fark ettim. Birbirimizin kolunda gelip geçenlere çarparak ilerliyorduk. Vakit gece yarısına yaklaştığı için sokaklar fazla kalabalık değildi. Bir yerde sokağın öbür tarafına geçerken garip bir hadise oldu. Karşı kaldırıma geçtiğimiz sırada Frau Tiedemann'ın ayağı kenara takıldı. Biraz tombulcu olan kadın düşmemek için bana tutunmak isterken galiba boyu benden daha uzun olduğu için boynuma sarılıverdi. Fakat bu sefer muvazenesi yerine geldiği halde beni bırakmıyor, kollarının arasında daha çok sıkıyordu. Bilmem sarhoşluğun tesiriyle midir nedir? Ben de utangaçlığı falan unutmuş, ona sımsıkı sarılmıştım. Birdenbire bu 35'lik kadının acıkmış dudaklarını yüzümde hissettim. Nefesi biraz sıcak olmakla beraber bu taşkın muhabbet tezahürü içime ağır fakat güzel bir koku gibi yayıldı. Etrafımızdan geçen birkaç kişi gülerek saadet temennisinde bulundu. Bu sırada gözlerim 10 adım kadar ilerideki elektrik direğinin altından bize doğru gelen bir kadına ilişti. Bütün vücudumun tarifi imkansız bir heyecanla titremeye başladığını hissettim. Hala bana sarılmış duran kadın bunu fark edince daha çok ateşlenerek saçlarımı buselere boğuyordu. Fakat ben artık kendimi kurtarmaya çalışıyor ve bize yaklaşan kadına bakmak istiyordum. Bu oydu. Bir an kadar gördüğüm yüzü sisli kafamda bir şimşek gibi çakmıştı. Bu yaban kedisi kürkünün içinde soluk yüzü, siyah gözleri ve uzunca burnuyla sergide gördüğüm resmin ta kendisi, kürk mantolu Madonna'ydı. Yüzünde o kendine mahsus hazin ve bıkkın ifadeyle etrafının farkında değilmiş gibi yürüyordu. Bizi görünce bir saniye hayret etti ve bu anda bakışlarımız karşılaştı.
Onun gözlerinden gülümsemeye benzer bir şeyin geçtiğini gördüm. Enseme bir kamçı yemiş gibi silkindim. Onunla ilk defa böyle bir halde karşılaşmanın fecaetini ve böyle bir tebessümle hakkımda ilk hükmünü vermesinin ne demek olduğunu sarhoşluğuma rağmen gayet iyi anlıyordum. Nihayet yaşlı kadının kollarından kurtuldum. Derhal koşarak kürk mantolu Madonna'ya yetişmek istedim. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilmeden köşe başına kadar gittim. Ortadan kaybolmuştu. Etrafıma dakikalarca bakındım. Kimseler yoktu. Frau Tiedemann tekrar yanıma gelmiş. "Ne oldu sana? Söyle bakayım, ne oldu sana?" diye soruyordu. Koluma girerek beni eve doğru sürükledi. Yolda kolumu vücuduna bastırıyor, yüzüme doğru eğiliyordu. Sıcak nefesi bu sefer bana tahammül edilmez derecede ağır gelmeye başlamıştı. Buna rağmen mukavemet etmiyordum. Hayatımda hiç kimseye mukavemet etmeye alışmamıştım. Elimden gelen ancak kaçmaktı. Onu da şimdi yapamazdım. Kadın üç adım gitmeden beni yakalardı. Aynı zamanda deminki tesadüf beni serseme çevirmişti. Sarhoşluğum azaldığı için rabıtalı bir şekilde düşünmeye çalışıyor ve birkaç dakika önce yüzüme dikilip gülümseyen gözleri hatırlamak istiyordum. Fakat bütün bunlar şimdi bana bir hayal, hummalı kafamın uydurduğu korkunç levhalar gibi geliyordu. Hayır, onu görmemiştim. Böyle bir vaziyette onunla karşılaşmış olamazdım. Bunların hepsi yanımdaki kadının bana sarılmasının, beni öpmesinin ve nefesini yüzümde dolaştırmasının doğurduğu kabuslardı. Bir an evvel eve gidip yatağıma serilmek, derhal uyumak ve manasız vehimlerden kurtulmak istiyordum. Fakat kadın hiç de beni bırakmak niyetinde değildi. Eve yaklaştıkça hareketleri daha coşkun bir şekil alıyor, teskin edilmemiş itirazların kuvvetlendirdiği kolu beni daha çok sıkıştırıyordu. Merdivenlerde tekrar boynuma atıldı. Çevik bir hareketle kurtuldum ve yukarı fırladım. O iri vücuduyla merdivenleri sarsarak ve tıkanırcasına nefes alarak arkamdan koşuyordu. Anahtarı odamın kapısına sokmaya çalışırken koridorun öteki başından sabık müstemleke tüccarı Herr Döpke göründü. Ağır ağır yürüyordu. Onun bu vakte kadar yatmayarak bizi beklemiş olduğunu anladım ve derin bir nefes aldım. Oldukça hali vakti yerinde ve kadınlığının tam ateşli çağlarında bulunan bu dul kadına karşı bir takım tatlı emeller beslediğini bütün pansiyon halkı biliyordu. Hatta kadının da bu samimi hislere pek yabancı kalmadığı, 50'yi geçtiği halde dinçliğini muhafaza etmiş olan bu koca bekarı yumuşak bağlarla bent etmek hususunda muayyen bir takım planları bulunduğu söyleniyordu. İki ahbap koridorda birbirlerine rastlayınca bir müddet durakladılar. Ben hemen odama girip kapıyı içeriden kilitledim. Dışarıda fısıltı halinde bir konuşma başladı ve uzun müddet devam etti. İhtiyatla sorulan sualleri incitmeden cevaplar verildiği ve bu izahatın inanmaya azmetmiş kulaklarda yumuşatıcı bir tesir yaptığı anlaşılıyordu. Biraz sonra ayak sesleri ve fısıltılar koridorun öteki başına doğru uzaklaştı ve kayboldu. Yatağa yatar yatmaz uyumuşum. Sabaha karşı sıkıntılı rüyalar gördüm. Kürk mantolu kadın türlü şekillerde karşıma çıkıyor. O müthiş ve ezici tebessümüyle beni kıvrandırıyordu. Ona bir şeyler söylemek, bir şeyler anlatmak, izahat vermek istiyor. Fakat muvaffak olamıyordum. Siyah gözlerinin keskin ifadesi çenelerimi kilitliyordu. Onun tarafından değişmez bir hükümle mahkum edildiğimi gördükçe daha çok kıvranıyor, derin bir ümitsizliğe düşüyordum. Daha ortalık ağarmadan uyandım. Başım ağrıyordu. Lambayı yakarak bir şeyler okumaya çalıştım. Satırlar gözlerimin önünden siliniyor ve beyaz sayfelerin ortasında sisler içinde benim zavallılığıma sessiz ve içten kahkahalarla gülen iki siyah göz peyda oluyordu. Dün akşam gözlerime sadece bir hayal göründüğünü bildiğim halde sakinleşemiyordum. Kalkıp giyinerek sokağa çıktım. Soğuk, rutubetli bir Berlin sabahıydı. Sokaklarda küçük el arabalarıyla evlere süt, tereyağı ve küçük ekmekler bırakan çıraklardan başka kimseler yoktu.
Köşe başlarında birkaç polis, duvarlara gece yapıştırılan ihtilalci beyannameleri söküp yırtmaya uğraşıyorlardı. Kanalın kenarını takip ederek Tiergarten'e kadar yürüdüm. Durgun suyun üzerinde iki kuğu kuşu, birer oyuncak kadar hareketsiz süzülüyorlardı. Ormanda çayırlar ve banklar sırılsıklandı. Bu sıralardan birinde üzerine oturulmaktan buruşmuş bir gazete ve birkaç firkete vardı. Bunları görünce dün akşamki halimi hatırladım. Herhalde Frau Tiedemann'da bir aynede ve yollarda bir hayli firkete düşürmüş olacaktı. Ve şimdi ihtimal ki oda komşusu yaşlı Herr Döpke'nin yanında müsterih bir uyku uyuyor. Sabahleyin hizmetçiler uyanmadan kalkarak kendi odasına geçmesi icap ettiğini düşünmüyordu. Fabrikaya her zamankinden daha erken gittim ve kapıcıyı pek candan selamladım. Dört eli işe sarılmaya ve işsizliğin doğurduğu sıkıntılı vehimlerden bu şekilde kurtulmaya azmetmiştim. İçerisine gül esansı atılan sabun kazanlarının yanında defterime uzun uzun notlar aldım. Sabunlara damga vuran preslerin hangi fabrikalar mamulatı olduğunu kaydettim. Kendimi şimdiden Havran'da kuracağım büyük ve modern sabunhanenin müdürü olarak görüyor. Üzerinde Mehmet Raif, Havran damgası bulunan pembe renkli, yumurta şeklinde sabunların yumuşak ve kokulu kağıtlar içinde bütün Türkiye'ye nasıl yayılacağını tasavvur ediyordum. Öğleye doğru sıkıntımın azaldığını ve hayatı biraz pembe görmeye başladığımı fark ettim. Kendimi ne kadar manasız şeylerle üzdüğümü anlıyor, bütün kabahati hayalperestliğimde kendi içime kapanıp kuruntu yapmamda buluyordum. Fakat artık değişecektim. Meslek kitapları dışındaki okumayı da azaltacaktım. Benim gibi bir eşraf çocuğunun mesut olmaması için ne sebep vardı? Babamın zeytinlikleri, Havran'daki iki fabrika ve bir sabunhane beni bekliyordu. İkisi de zengin birer kocada olan ablalarımın hisselerini de alır, memleketimin itibarlı bir tüccarı olarak yaşardım. Düşman vatanından kovulmuş, milli ordu Havran'ı kurtarmıştı. Babam mektuplarında coşuyor ve birbiri arkasına vatanperverane cümleler sıralıyordu. Biz bile burada sefarethanede büyük bir toplantı yaparak zaferin heyecanını tatmıştık. Ara sıra mutat sessizliğimden ayrılarak Herr Döpke ile yanındaki işsiz zabitlere Almanya'nın nasıl kurtulacağına dair Anadolu harekatı hakkında bildiklerime dayanarak tavsiyelerde bulunuyordum. Şu halde ortada sıkılacak bir şey yoktu. Manasız, hatta manalı da olsa ne çıkardı? Bir resim muhayyel vakalara dayanan bir roman hayatımda ne diye rol oynuyordu? Hayır, artık tamamen değişecektim. Buna rağmen akşam olup da ortalık kararınca içime sebepsiz bir hüzün çöktü. Sofrada Frau Tiedemann'la karşılaşmamak için yemeği dışarıda yemeye karar verdim ve iki duble bira içtim. Fakat bütün gayretime rağmen gündüzki nikbinliğim geri gelmiyordu. Kalbimin etrafında mütemadiyen sıkışıp ezilen bir şey var gibiydi. Açık havada dolaşırsam bu fena ruh halinden kurtulacağımı ümit ederek acele hesap gördüm. Bölüm sonu. Bir sonraki bölümde her gün aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.